İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. O dediyse doğrudur. Adı Abdullah olup Ebubekir künyesidir. Hazreti Peygamber'in yar ve sevgilisidir. Abdülkabe idi ki önceleri adı hem bu ismi Abdullah'a çevirdi fahri alem. Baba ve dedeleri hep temiz kişilerdir. Yedinci dedesinde Resul ile birleşir. Künyesi Ebubekir idi ki onun esas, daha çok bu isimle meşhur oldu beynennâs. Lakab-ı şerifinden bir tanesi Atik'tir. Manası, cehennemden azad olmuş demektir. Zira Resul-i Ekrem bakıp onun yüzüne buyurdu ki, bu girmez cehennem ateşine. Biri dahi sıddıktır. Bunun dahi manası, hep doğru sözlü olup kavidir inanması. Miraç'tan döndüğünde nitekim Resulullah, anlattı miracını kâfirlere o sabah. Velakin inanmayıp ettiler hep itiraz. Dediler ki, bir anda göklere gitmek olmaz. Sonra inatlarından toplandılar bir yere. Dediler, söyleyelim bu işi Ebubekir'e. Bakalım bu habere ne söyler Ebubekir? Zira o tecrübeli ve akıllı kimsedir. O da inanmaz deyip bir ümitle geldiler. Kapıya çıktığında ona şöyle dediler. Ya Ebubekir, sen söyle, Mekke'den Kudüs'e dek ne kadar zaman alır bir defa gidip gelmek? Dedi ki, birkaç defa o yolda ettim sefer. Çok iyi biliyorum, bir aydan fazla sürer. Kâfirler sevinerek dediler ki, doğrudur, tecrübeli adamın cevabı böyle olur. Gülerek, sevinerek, hem de alay ederek, onu kendilerinin fikrinde zannederek, dediler, senin dostun diyor ki, ben bu gece göklere gittim geldim. O sapıtmış iyice. Hazreti Ebubekir peygamberin adını işitince onlara verdi şu cevabını. Eğer o söylediyse doğru, gidip gelmiştir. Zira o ömründe hiç yalan söylememiştir. Kâfirler bu cevabı alıp dona kaldılar. Önlerine bakarak şöyle mırıldandılar. Vay canına, ne yaman büyücüymüş Muhammed. Ne biçim sihir yapmış Ebubekir'e, çok hayret. Hazreti Ebubekir giyinip çıktı hemen. Geldi Resulullah'a hiç vakit geçirmeden. Kalabalık içinde yüksek bir seda ile açıkça imanını arz eyledi Resul'e. Miracınız mübarek olsun ya Resulallah. Malım, canım, her şeyim fedadır sana vallah. Sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Rabbimize, her şeyden habersizken tanıttı seni bize. Ya Resulallah, senin doğrudur her kelamın. İnandım miracına. Fedadır sana canım. Miraca inanınca böyle canı gönülden,
Sıddık lakabıyla şereflendi o günden. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Keram'dan Fethi Musudi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yemek yemekten ve ilaç almaktan kesilen hastanın ölüme mahkum olduğu gibi ilim ve hikmetten mahrum kalan kalp de ölüme mahkumdur buyuruyor Fethi Musudi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler dinliyoruz efendim, buyurun. Hayırlı cumalar hocam, çocuklarım ve eşim için dua istiyorum. Allah-u Teala size de sevdiklerinize de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste iman selameti ihsan etsin inşallah. Kayınvalidemin sorusu hocam. Gençken birkaç kere oruç bozmuşlar, hani dayanamayarak sıcaktan. Şimdi diyor kefaret gerektiriyor mu o? Şimdi de tutma gücü yok, hani Ramazan orucunu zor tutuyor. Bu durumda kefaret gerektiriyor mu? Gerektiriyorsa ne yapması gerekiyor şu anda? Peki efendim. Bir de hocam Sakarya'da yani yazlık gibi bir şey almışız hocam. Oraya yani ailece gidiyoruz. Oraya giderken ben seferi mi oluyorum? Hani orada rahat ediyoruz diyorlar. Hani seferi olmaz diyor. Siz bir dakika, siz nereden gidiyorsunuz Sakarya'ya? İstanbul'da. İstanbul'un hangi yakası? Başakşehir'de. Tamam. Bir de oraya giderken Maliki taklit ediyorum. 3 günden fazla kalırsam Maliki'ye mi uyuyacağım taklitten dolayı, yoksa Hanefi mi? Peki efendim. Güzel hocam, sizden Allah razı olsun. Ben amin efendim. Ben önce böyle çok boşluktaydım. Hani birilerinin kalbi kuvvete gelsin diye. Ben de çok böyle hani şu hocamı, bu hocamı bu yolla tanıştırdı benim hocam, vesile oldu. Siz vesile oldunuz. Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Peki daha efendim. Daha da sorular var da heyecandan sormuştum. Tamam. Hocam. Oldu. Günler. Hayırlı günler. İyi günler. Alo, iyi günler. Buyurun. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Amin. Allah-u Teala razı olsun efendim. Sizin de cumanız mübarek olsun. Buyurun. Hocam, evlatlarım için, muhammetim için dua istiyorum. Allah Allah-u Teala sizden de, sevdiklerinizden de, bizi dinleyenlerden de razı olsun. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva. Nasip eylesin. Sıkıntı olanların sıkıntılarını ayrı tebdil etsin. Son nefeste hepimize iman selameti ihsan etsin inşallah. Hocam çok sıkı şeyiz. Üzülüyorum, sıkılıyorum. Sizlere o tegretiye bir şey olursa bizim halimiz ne olur diye. Ya estağfurullah. Yoksa cahillik hala da daha, ama sizi dinledikçe böyle bir şarj oluyoruz sanki. Evet, estağfurullah. Hocam ben bir komşumuz oğlumla tartıştı hiç yoktan, öyle ufak bir şeyden. Ben de ona üzüldüm, kızdım. Hiçbir şey yokken tartıştılar, hani kırıldık kırıldık diye. Yemin olur mu? Ekmek çarpsın mı dedim, Kur'an çarpsın mı dedim, konuşmayacağım daha dedim. Ve 1-2 saat sonra kadın geldi, kendisi benimle konuştu. Telefonu da açıyor. Aynı zamanda cevap veriyorum telefonunda. Bu yemin oldu mu? Olduysa ne yapmalıyım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da hocam, benim çocuğum dinliyor, sizi çok seviyor. O da ıskat için dedim ben, böyle böyle oğlum ben ölürsem dedim, tekeretiye dedim, hani sen şehit benim ıskatımı yapsınlar. Tamam anne ben bilmiyorum ıskat neymiş nedir dedi, anlatamadım ona. Şimdi arayacağım, o da dinleyecek, bir anlatırsanız. Bir de babam 80 yaşında öldü. 40 yaşında namaza başladığını hatırlıyorum. Hacı amaca gittiydi ama onun ıskatını yapmak istiyorum. Acaba hani fiyat kadar verebilirim, nasıl olur? Telefonunuzu kapatmayın arkadaş. Telefonunuzu alsın. İyi günler. Alo, iyi günler. Buyurun. Hocam iyi günler. İyi günler. İki sorum var benim. İslam'da gelin nasıl olmalı? Nelere dikkat etmek? Anlayamadık efendim. Bir daha tek... Gelinlik nasıl olmalı İslam'a göre? Gelinlik nasıl olmalı? Peki efendim. Nelere dikkat etmeli? Bir de bazı insanları görünce böyle ruhum sıkılıyor. Ya hiç kabul edemiyorum. Tamam görüyoruz ama aynı yerde kalırız ama ruhum hiç sevmiyor, kabul etmiyor. Aynı ortamda bulunmak ölüm gibi geliyor. Ama bazı namaz kılıyor, Kur'an okuyor ama ruhum hiç sevmiyor.
Bazı fasıklarda da tamam güneş diyor ama onda olduğu gibi olmuyor. Bu niye oluyor? Peki efendim. Tamam, teşekkürler hocam. Peki efendim. Buyurun hocam. Sıra bana geldi değil mi? Evet. Efendim ilk dinleyicimiz kayınvalidem dedi. Önceki senelerde veya gençliğinde bilemiyoruz artık. Herhalde yaza gelmiş, öyle anlaşılıyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarken dayanamamış birkaç defa. Orucunu bozmuş, yemiş. Kefaret gerekir mi? Evet. Şimdi kefareti farz olan orucu yani Ramazan ayında hiçbir sebep yokken hastalık, yolculuk, hamilelik, çocuk emzirme, susuzluk, açlık buna benzer bir durum yokken bile bile keyfen orucu bozmanın cezasıdır kefareti. Evet. 60 gün arka arkaya bir cezadır. Ve bunu yapmasak, ahirette ödeyecekler. Allah-u Teala böyle bildirmiş. Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Efem yaptık, geçti gitti. Aa! Hiçbir şey geçip gitmiyor. Her şey, Müslüman olsun, kafir olsun, kitaplı kafir, kitapsız kafir, mecusu, putperest, komünist, mason, dinli, dinsiz, kim olursa olsun, herkesin yanında kiramen katibin meleği var. Bunlar söylediğimizi, yaptığımızı kayda geçiyor. Bu mümkün mü? Niye mümkün olmasın? Ya bugünkü teknolojiyle biz bunu yapıyoruz ya. Evet. Ya burada ses kaydımız da oluyor, görüntümüz de oluyor. Sen kamerayı koy, ses kayıt cihazında koy. Oho, oynadın, zıpladın, konuştun. Her şeyi kaydedildi. Ha, Osman Ünlü bak falan tarihte böyle böyle söylemiş. Yok söylemedim. Aha, önüne koyverecektim. Patır 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 görüyorsun sen de onu. İnsan olarak bir kimsenin hareketlerini, davranışlarını, sözlerini kaydedebiliyorsun da gücü, kuvveti, kudreti sonsuz olan Rabbimiz. Efendim 7 milyar insan var. 70 milyar olsun, 700 milyar olsun, trilyon olsun, katrilyon olsun, oktilyon olsun. Neyse oktilyondan sonra rakam bilmiyorum ben. Var mı yok mu bilmiyorum. Ne kadar olsun. Ya Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz diyorsun bir kere. Ona iman et, ona inan. Kudreti sonsuz. Dolayısıyla yaptığımız her şey, söylediğimiz her şey, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz kayda geçiyor. İnanmıyorum. İnanma. İnanma. İnanıyorum ama böyle yapıyorum. Keyfim bilir. Tercih sana ait. Hani daha önce de anlatıyordum da bir tane bir mahkem filmi, bir tane bir genç avukat var, bir de bir yaşlı avukat var. Filmde genç avukat ben diyor işte şeytana meytana falan inanmıyorum bunlar diyor. Şey, ateist yani. O yaşlı avukat diyor ki evlat diyor. Senin diyor şeytana inanmaman şeytanın seni aldatmasına mani midir? Hoşuma gitti mi söz ama? Evet. Yani sen şeytanı ben kabul etmiyorum. Şeytan da bu beni kabul etmiyor. Ben bunu kandırmakla uğraşmayayım. Çekip gidiyor mu? Yeah. Hatta aferin aslanım. Aferin aferin. Sen devam et. Hatta benim dediklerimi de tekrar et. Ondan sonra yıllar boyuna geçirir. Haberim bile olmaz. Ben kendim söyleyeyim. Ne kendi söylüyorsun? Şeytan rotasına girmişsin. O kulvara girmişsin. Aynı şekilde şeytan ve nefsin ne diyorsa onu yapıyorsun. Evet. Şeytan ve nefsin ne diyorsa onu yapıyorsun. Şimdi efendim ben ahirete inanmıyorum. İnanma. Reddediyorum, reddet. Ya ahiret olmayacak mı senin inanmadığın için? Bu hesap önüne konmayacak mı senin inkar ettiğin için? Seni yaratan, buraya gönderen, senin rızkını veren, sana ömür veren, seni insan olarak yaratan, bunun hesabını sormayacak mı? Verdiği nimetlerin hesabını önüne koymayacak mı? Koyacak. Ben inanmıyorum. İnanmazsın, inanma. Önüne konduğu zaman, hatta ölür ölmez anlayacak insan. Varmış bu ama geçti. Hani bize bir söz var ya. Geçti borun pazarı süreçeceğin diye. Geçti borun pazarı. Onun için vaktiyle birisi anlatıyordu. Ya dedi bir gün dedi rüyamda ölmüşüm dedi. Böyle dedi. Hatta İstanbul'da dedi böyle kalabalık bir semt dedi. Orada trafik kazası mı olmuş, kar kırızımı geçirmişim dedi. Ölmüşüm dedi rüyamda dedi. Yerde yatıyorum dedi. Ruhum böyle dedi. Benim cesedimi görüyorum dedi.
Kendi cesedimi görüyorum. İnsanlar da böyle gidip geliyor. Feryat ediyorum. Ya hayattasınız. Ben öbür tarafa geçtim. Benim dememin faydası olmuyor artık bana. Allah deyin, la ilahe illallah deyin diye feryat ediyordum dedi. Dedim hayırlı bir rüya kadar. Hayırlı, evet. İyi bir rüya. Ya şimdi ama bir faydası olmaz. Mesela şeyde kul hakkı anlatılırken mizanın başına getirildi. Mizanın başına getirildi. Osman Ünlü dedi ki işte Bahattin apağı olan hakkımı helal etmeyeceğim. Orada alacağım. Şimdi getirdiler Osman'ın hesabını gördüler. Bitti. Yani diyelim ki bizim zamanımızda 10 üzerinde not veriyor. 4,5'tan 5 aldı kurtardı diyelim. Yani, tamam mı? Evet. Zar zor kurtardı. Vizeyi verdiler. Ama melekler bekliyor. Bir türlü götürmüyor cennete. Sorarmış ya yani, niye götürmüyorsunuz? Aa senin Bahattin Apak'tan işte 0,5 gram bir alacağım var. Ben hediye ettim. O demişler o şeydi dünyadaydı o. Burada yok. Burada yok. Burada yok. şey yani ben yani hayır demişler. Sen 10 bin sene sonra sıra gelecek Bahattin Apak'ın hesabına. Sen 10 bin sene orada bekle. Ya ne bekleyeceğim aynı şekilde dünyadayken bak burada geçerli. Ya Rabbi üzerimde hakkı olanlara, onun için ben her zaman diyorum, üzerimde hakkı olanlara hepsine hakkımı helal ettim. Gelecekler de ettim. Bekleme niyetim yok. Niye bekleyeceksin ya? Efendim işte o şey bana çok zarar verdiydi, versin. Ben hakkımdan vazgeçtim. Kamu davası devam ediyor. O yaptığın hesabını verecek. O gelip benimle helallaşmadı ki. Ben sadece ferdi olarak hakkımdan vazgeçtim. Ben karlı çıktım. Ne kadar harcayan vardı? Bir gram. Allah-u Teala muhtaç olduğun halde sen hediye mi ettin? Başka muhtaç bir kulama aynı şekilde hakkından vaz mı geçtim? Vazgeçtim bir gram. Sana 100 gram, 700 gram, 1 kilo, 1 ton. Ya veren Cenab-ı Hak tamam mı? Hangisi karlı? Bu karlı. Şimdi biz zamanlarda bunu anlattık, yayından çıktım. Birisi aradı dedi, sen dedi hocam dedi orada dedi stüdyoda rahat rahat dedi söylüyorsun, anlatıyorsun ama dedi işte sen bilemezsin dedi benim dedi kardeşim bana ne zulmetti, doğrudur. Anadolu'da yaygındır. Bir miras meselesi birbirlerine bir giriyorlar. Ölüme evet. Gelmesin, ölüsüne gitmeyeceği falan. Onu 3 kuruşluk dünya için ya. varsın aynı şekilde o uğraşsın dursun. Annem rahmetli de derdi. Oğlum derdi işte yani babamların işte dedem ölünce mirasında falan işte halaların kanları yok dedim. Anne kandırmadı. Sen karlı çıktın. Bak dedim halalarımın çocuklarına bir de dedim sen kendine bak. Allah Teala size bir evlat vermiş. Siz de dua etmişsiniz. O duanın bereketiyle Allah Teala kendi sevgisini vermiş, kendi dinine hizmet ettiriyor. Dedim siz oturduğunuz yerde durmadan aynı şekilde sevap kazanıyorsun. Yok oğlum dedi ben ona çok şükrediyorum derdi rahmetli. Ben ona şükrediyorum. Dedim onun için niye hiç aldırma. Yani aslında sen kandırdın. Öbürleri kandırdıklarını zannettiler. Kaybeden onlar oldu. Evet. Kaybeden onlar oldu. Onun için de Allah-u Teala'nın bir emri konusunda efendim işte ben bana beni hakir gördüler. Ya Allah-u Teala seni aziz bildikten sonra Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukat, kendine bile aynı şekilde hayır olmayan insanlar seni zelil bilse ne olur, sana hakaret etse ne olur, hiçbir şey olmaz. Evet. Hiçbir şey olmaz. Bir şey anlatıvereyim de vakit doldu ama şimdi Ömer abiler anlatmışlarmışmış. Ubeydullah Ararazi Hazretleri vasıtasıyla Aliye büyüklerinden. Evet. Bir de Sadreddin Kaşgari Hazretleri var. Yanlış hatırımda kalmasa herhalde o zat. Yani bir arkadaşıyla beraber Ubeydullah Arar Hazretleri. Talebelik döneminde daha. Demek ki Cenab-ı Hak daha küçükten itibaren seçmiş. Tasarruf gücü, himmet gücü vermiş bu zatlara. Şimdi nerede böyle zayıf birisi varsa gözlerini kapatırlar, dua ederler. Himmet bir şeyi başka bir şey düşünmeden sadece o şeyi düşünüp Allah-u Teala'ya dua etmekmiş. Himmet evet. Oymuş. Gözünü kapatıp dua ederlermiş. Bu zayıf garip diye dua ederler. O garip gelirmiş. Bir gün böyle bir güreş yapılıyormuş. O güreş meydanında bakmışlar izbandut gibi birisi karşısına da zayıf çelimsiz birisi çıkmış. Demişler bu zayıfa yardım edelim. Şimdi bunlar geçmişler kenara kimse bilmiyor bunlar ne yaptığını. Gözünü kapatmışlar dua ediyorlar falan. Ama daha bunlar o konsantre oluncaya kadar o izbandut gibi herif o zayıf olan tutmuş yapmış sallamış atmış. O anda işte Ubeydullah Hazretleri'nin diğer arkadaşı böyle gözünü kapatmış ama kendinden geçmiş falan. Ubeydullah Hazretleri gözünü bir açıyor o zayıf adam o zebella gibi adamın 2-3 misli büyümüş ama bunlar görüyor. Başkası görmüyor. Ondan sonra o zebella gibi adamı tuttuğu gibi yerden yere vuruyor. Yerden yere vuruyor. Ondan sonra diyor ki aç gözünü diyor ya. Aç gözünü. Öldürecek.
Öldürecek. Onun için yani himmet, yani Allah-u Teala'nın hani rızasını kazanmış olan bir zat gönlünde bir şey yapınca himmet dağı tepe taklak ettirir. Ve namludan çıkan kurşunu geri çevirir. Evet. Öyle kuvvetli mi? Öyle kuvvetli. Efendim o mu yapıyor? Hayır. Allah-u Teala yapıyor. Evet. Ama o vesile oluyor. O vesile oluyor. Onun için Allah-u Teala'ya sığın, gerisini boş ver. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı 700 alimin cevabı. Allah diyenin yardımcısı Allah'tır. Para diyenin yardımcısı olmaz. Para, mal ya hayırlı veya hayırsız olur. Bu parayı kazanmaya ve harcamaya bağlıdır. Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Hayırlı mal Allah yolunda harcanır. Hayırsız mal nefsin, şeytanın yolunda, yani Allahü Teala'nın rızasının olmadığı yerlerde kullanılır. Buysa felakettir. En büyük zenginlik kanaattir. Kanaat, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine rıza göstermektir. Israr eden belki çok para kazanır ama ateşe de maruz kalır. Helal malın hesabı, haram olanın azabı var. Onun için para kullanmak, silahı kullanmak kadar maharet ister. Kullanılması bilinmezse yanlış sıkılan kurşun birini öldürebilir, kurşun atan da cezalandırılır. Parayı yanlış kullanmaksa daha kötüdür, insanı cehenneme götürür. Şakik-i Belhi Hazretleri buyuruyor ki, 700 alime 5 sual sordum. Hepsinin cevabı yaklaşık aynıdır. Bunlar şöyleydi. 1. Akıllı kime denir diye sordum. Dünyaya kıymet vermeyene dediler. Dünyaya kıymet vermeyen ahirete kıymet verir. Ahirete kıymet veren de sonsuz saadete kavuşur. 2. Zeki kime denir diye sordum. Aldanmayana diye cevap verdiler. Hangi konuda aldanmaz? Her konuda aldanmaz. Din işlerinde aldanmaz, alışverişlerde aldanmaz, ticarette aldanmaz. Aldanmadığı gibi başkalarını da aldatmaz. Çünkü dinimizde aldanmak da aldatmak da yoktur. 3. Derviş kime denir diye sordum. Allahü Teala'nın rızasını onun kullarının rızasından üstün tutana derviş denir diye cevap verdiler. Demek ki derviş insanları memnun etmek için değil, Allahü Teala'yı memnun etmek için yaşar. İnsanların arzularıyla, istekleriyle Allahü Teala'nınkiler bir araya gelirse, o daima Cenab-ı Hakk'ın tarafını tercih eder. 4. Zengin kime derler diye sordum. Kanaat edene diye cevap verdiler. İnsanın nefsi doymak bilmeyen heyula denilen hayvana benzer. Hiçbir zaman bu bana yeter demez. Her şeyi ister. 5. Cimri kime denir diye sordum. Allahü Teala'nın verdiği emaneti şahsından bilene, hepsini kendine ait zannedene denir diye cevap verdiler. Halbuki Allahü Teala o nimetleri kullansın ve kullarına versin diye verdi. Bizim böyle bir varlığımız yoktu. Allahü Teala'nın verdiği bu nimetleri onun rıza gösterdiği, emrettiği yerlere harcamalı, onun kullarının ihtiyaçlarını görmeye çalışmalı. Aksini yapmanın vebali büyük olur. Dünya hayatı çok kısadır. Ahirette ele geçecek ebedi nimetler bu kısa hayattaki çalışmamıza bağlıdır. Allah korusun, ebedi azaplar da böyledir. Bir gün Peygamber Efendimiz'e, "Ya Resulallah, dünya ile ahiret arasında mesafe ne kadardır?" diye sorulduğunda, "Göz açıp kapayıncaya kadar yakındır." buyurdu. İnsanın en kıymetli varlığı vaktidir. Vakit nakittir buyurulmuştur. Nakit, altın ve gümüş para demektir. Zamanı boşa harcamak, parayı boşa harcamak gibidir. Para boşa harcanınca sermaye gider. Zaman boşa harcanınca da ömür sermayesi gider. Dünyada söylenmiş olan bir kelime-i tevhid veya bir Allah demek, ahirette teraziyi değiştirebilir.
Bu yüzden her anı değerlendirmeye çalışmalı. Yolda, evde, işte, her fırsatta Allah demek, salavat-ı şerife getirmek, tövbe istiğfar etmek, bizi azaptan kurtarabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 5 şey gelmeden önce şu 5 şeyin kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce paranın zenginliğin, ölmeden önce hayatın, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini bilin. Tüccar bir talebe hocasına, efendim şu işleri yapıp çok kazanıp İslamiyet'e hizmet etmek istiyoruz deyince, hocası küçük bir kağıda temizlen diye tek kelime yazıp verir. Tüccar 4-5 sene bu kağıdı muska gibi taşır. Ama her şeye çok dikkat etmesine rağmen temizlenemez. Bir gün hocasına durumu anlatıp neden temizlenemiyorum diye hikmetini sorar. Hocası buyurur ki, bir arkadaşın dinsizdir. Dostunu iyi seçeceksin. Çünkü Peygamber Efendimiz insanın dini arkadaşının dini gibidir buyuruyor. Resulullah'ın sözlerinde zerre kadar tereddüt eden kafir olur. Bundan dolayı eshab-ı kiram kazara da olsa hayır dememek için ağızlarına taş koyarlardı. Bu bakımdan iyi arkadaş seçmeli. Eğer bir kimsenin arkadaşı namaz kılmıyorsa, itikadı veya ahlakı bozuksa onun da bozulacağı kesindir. Çünkü bir sepet elmanın içinde bir tane çürük olsa bu çürük olan sağlamların hepsini bozar. O kadar düzgün elmalar bir elmayı bile düzeltemez. Çünkü insanın nefsi kafir olduğu için küfür kolay ve çabuk yayılır. Güzel hasletlerin yayılması ise çok zor olur. Marifet zoru başarmaktır. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sonu söyleyelim 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam 1. bölümden sorularımız vardı. Buyurun. İlk soruda zaten konuyu açtı. Dinleyicimiz demiştir yani. Benimkinin cevabı uzadı. Neticeye de ulaşmadı. Evet, ulaşmadı. Sıcaktan. Netice itibariyle susuzluktan, açlıktan dayanamaz hale gelmişse. Evet. Bu sebepten dolayı yemişse kefaret gerekmez buyuruyor. Ama bazılarının mesela kalbi mutmain olmuyor. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken mesela kitabını almamışlar da sual olarak bir arz etmişti kendilerine. Yazılı olarak arz ediliyordu. Yani hiç böyle bir kefareti yokken kefaret tutabilir mi? Mahsuru yok, tutabilir. Çünkü otomatik olarak nafileye döner. Peki böyle bir şüphesi var. Kalbine mutmain değil. Evet. Şimdi yaş ilerlemiş. Şeker devreye girmiş, demir devreye girmiş, kolesterol devreye girmiş, tansiyon devreye girmiş değilse zenginleşiyor insan yaşlanınca. Şekeri falan çoğu oluyor. Peki böyle bu durumda oruç da tutamıyor, Ramazan orucunu zor tutuyor. Yani kalbinde de o tereddüdü, o şüphesi bir türlü aynı şekilde oturmadı. Bunu telafi etmek istiyor. O zaman mesela saadeti ebediydi diye yazıyor. Oruç kefareti için her günü için 1750 gram un. 60 ayrı fakire verecek. Evet. Diyelim ki farz etti 2'şer kilo diyelim hazırladı. 10 tane fakir belledi. 10 tane hazırladı, götürdü. O gün 10 fakire verdi, geldi. 60 taneydi, 50 kaldı. Ertesi gün gene aynı fakirlere verebilir mi? Verebilir. Ama o gün veremezdi. Evet. Ertesi gün gitti bir 10 daha verdi. Etti 20. Ertesi gün bir daha verdi. Etti 30. Ertesi gün bir daha 40. Ertesi gün bir daha 50. Ertesi gün bir daha 60. Aynı fakirlere verdi. Evet. Aynı fakire verdi. Ama bir günde efendim bunu bu şekilde olacağına, hani 10 kilo, 12 kilo verseydim, hayır olmazdı, bir günlük olurdu. Yahut, evet 60 tane fakir belledin de, 2'şer kilodan 120 kilo un eder, 2'şer kilo, 2'şer kilo verdin, hepsine bir günde halledebilirsin. Ama 60 ayrı fakir olması lazım. Kitap öyle yazıyor. Efendim bunu toptan ver, hayır olmaz. Çünkü ibadet nasıl emredildi, söyle yapar. Öyle. Efendim bu eziyet, zaten ceza bu arkadaş. Tamam mı? Zaten bu ceza. peki efendim başka bir şey. Din kitabı verir.
Mesela diyelim ki durumu iyi. Şu anda saadeti ebediye toptan aldığın zaman tanesi 50 liraya geliyor. Evet. 60 tane alırsın. 60 ayrı fakire vereceksin. 6000 lira para eder. 60 ayrı fakire verirsin. Efendim benim o kadar param yok. Seni Hakikat Kitabı'nın yayınladığı İslam Ahlak Kitabı. Şu anda toptan 10 lira fiyatı. Ha, toptan aldığın zaman kolileriyle aldığın zaman 10 liraya geliyor. O zaman ne eder? 60 tanesi. 600 lira eder. Ha, 600 lira. 60 tane alırsın. Efendim bir günde vermen şart değil. Hepsini. Mesela diyelim ki bir gözüne kestirirsin. Tam bunlar fakirdir desin. 20 tanesini alır götürürsün. O gün dağıtırsın. 20 tane. Ama fakire verecek. Ama fakire verecek, zengine değil. Bir başka gün gittim baktım bunlar fakir. Bir 20 daha verdin. Bir üçüncü gün gittim bir 20 daha verdin. Bitti. Olur mu? Olur. Veya ya bu işi Bahattin Apak biliyor. Sana der ki benim oruç kefaretimi ödemek üzere seni vekil ettim. Seni vekil ettim. İslam ahlakı işte 60 tane. Bunun da parasını sana gönderdi. Efendim Bahattin Apak yerine getirmezse veya Osman'ın yerine getirmezse, Bahattin Apak da Osman'ın dedi şunu iyi biliyor ki bu dünya fanidir ve ölüm muhakkaktır. Mahşer günü onun önüne koyacaklar bunu. Allah Teala diyecek ki o kulum size itimat etti. Sizi vekil tayin etti. İtimat etti yapmak için. Siz yapmadınız. Peki ne olur o zaman? Hıyanet olur, hainlik olur. Onun bedelini orada ödettirirler. Peki sen kurtulursun. Seni itimat ettim verdim ve sen kurtulursun. Ama bu itimat etme konusunda da bir araştırman lazım. Bir araştırman ve bilmen lazım. Araştırdın, ha tamam dedin bu itimat edilecek şahıs dedin. O da nefsine uydu mesela yapma, yerine getirmedi neyse. Onun hesabını da o öder. Onun hesabını da o öder. Ha, bu şekilde de bir yolu var mı? Var. Efendim gelelim dinleyicimiz dedi ki biz İstanbul dedi Avrupa yakasında oturuyorlar. Sakarya'da yazdığımız var dedi. Efendim İstanbul Avrupa yakasından Sakarya'ya giden seferi olur. Maliki mezhebini taklit ediyoruz dedi. Maliki mezhebini taklit etsek de yolda yani mesafe konusunda Hanefi mezhebi esas alınıyor da 104 kilometre. 104 kilometreden fazla 104 kilometre. Yolda seferiyiz. Çıktılar yolda öğle ve ikindi denk geldi seferi kıldılar. Efendim Sakarya'da yazdıklarına gittiler. Orada Maliki mezhebini taklit ediyorsa ev halkının hepsi. Üç günden fazla kalacaksa, bir hafta kalacaksa Sakarya'da mukim olurlar. Evet. Sakarya'dan İstanbul'a gelirken gene yolda seferi olurlar. O kadar. Evet. Belki efendim öyle değil de biz iki gün kalıp geleceğiz. Hafta sonu kalacağız. İstanbul'dan çıktılar, yolda seferiler. İki gün kalacaklar. Orada da seferi olarak kalırlar. Peki efendim biz Maliki mezhebini taklit etmiyoruz. Hanefiyiz. Bir hafta kalacağız. Hanefi mezhebinde 15 gün ve daha fazla kalırsa mukim olur. 15 güne kadar 10 gün kalacağız dedi mesela. Evet. İstanbul'dan gitti. Sakarya'daki yazdığında 10 gün kaldı. O 10 gün müddetince orada seferi, yolda da seferi. Ta evine dönünceye kadar seferiliği devam eder. Efendim diğer dinleyicimiz komşu ile tartıştık dedi. Ama dedi ne dediğimi bilemem. Ekmek çarpsın mı, Kur'an çarpmışsın dedim dedi. Konuşmayacağım dedi. Böyle dedi, şey yaptım. Şimdi Kur'an çarpsın deyince Kur'an-ı Kerim hakkı için söylenen söz yemin olur diye sadece tebeddi de geçiyor. Dolayısıyla bir yemin gelmiş konuşmuş yeminde bozulmuş oluyor o zaman bir yemin kefareti o zaman üç gün arka arkasına oruç tutar yahut da 10 tane İslam ahlak kitabı alır 10 ayrı fakire verir. Veya 10 fakiri doyurur. Ha, doyurabilirse varsa 10 fakiri 10 fakiri sabah kahvaltıya çağırır doyurur bir de akşam yemek yedirir doyurur. Evet. Bitti. Efendim doyurma deyince şimdi böyle mükellef sofra o değil. Evet. Yani bir ayran bir dürüm versin o da doyurur. Evet. Değil mi? Efendim gelelim dinleyicimiz dedi ki iskat nedir? Efendim iskat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında onu peşin peşin bir söyleyeyim. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının meyyit için iskat diye bir başlık var. Evet. Orada iskat geniş olarak anlatılıyor. Ve orada şimdi nakledeceğimiz hadis-i şerif de zikrediliyor. Ve birçok fıkıh kitabından deliller de gösteriliyor. Peki iskat nedir? Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam, eshab-ı kiramdan bir zatın babası ve annesi hastalanmış. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutamamış. Hastalığı ağır olduğu için namazını da kılamamış. Ama Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru vefat etmiş. Bu zat geliyor Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah işte annem veya babam hastalandı, orucunu tutamadı. Farz olan orucu. Namazlarını da kılamadı. Ben onun evladıyım. Onun tutamadığı oruçları ben şimdi tutsam
kılamadığı namazlarda ben kılsam olur mu? Olmaz buyuruyorlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü hiç kimse bir başkasının yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bütün ibadetler için geçerli mi? Değil. Zekat, hac, sadaka-i fıtır, sadaka, kurban, vekalet de olur. Dedim ki, verdim parayı, zekatını vermek üzere seni vekil ettim. Tamam, sen vekilsin, sen halledeceksin. Verdim parayı, kurbanımı almaya, kestirmeye, kestirmeye seni vekil ettim. Umumi vekil ettim. Bitti. Çağırdım, Bahattin Bey dedim. Bu yol paran, burada kalacak paran, geliş paran, oradaki yaşayanların için şu kadar para. Ben hacca gidemeyeceğim. Gidemeyecek derecede hastayım, yaşlıyım. Seni vekil ettim. Ha, evet. Bunlar da vekalet de oluyor. Sadaka fıtır da oluyor. Hatta ya ben bilemiyorum fakir makir falan. Sen tanıyorsun, ne diyorsundur. Şunları benim adıma seni vekil ettim. Sadaka olarak veriver dedim. Bunlar olur. Aa Bahattin Bey, benim bugün öğleyin işim var. Benim yerime bir namaz kıl. Olmaz. Ya Ramazan-ı Şerif'te sen iki defa oruç tutuver ya. Gece de yeme falan. 24 saat oruç tut benim yerime. Olmaz. Ve evet, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki olmaz. O zaman o saat tekrar şuval ediyor. Hiçbir şey yapamaz mıyım ya Resulallah? Buyuruyor ki fidye ver. Fidye ver. Fidyenin bu sadaka-i fıtır işte Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Hanefi mezhebinde 1750 gramdır. Ve iskatta buğday esas alınmıştır. Tam ilmihalde bunun hesabı var. Bir vakit namaz için 1750 gram buğday. Bir günlük için 10,5 kilo ediyor. Evet. 10,5'u 365 ile çarpıyorsun. Bir senelik ediyor. Bir senelik ediyor. Efendim kaç sene namaz kılmadı. İslam alimleri ölen kimse sanki hiç namaz kılmamış gibi ömrünün tamamını, namazın niskatını, evet, orucun niskatını, hı, zekatın niskatını, hı, kul ve hayvan hakları için. Kul ve hayvan hakları için. Ama bir, buna inanacak. İki, itikadı ehl-i sünnet olacak. Beş vakit namazını kılan fakir erkek Müslüman olacak. Evet. Bunu yapan. Ona inanacak o. Çünkü ona iman eden, inanan şu anda bu kimse vefat etmiştir. Acilen yardım beklemektedir. Benim yardımımı beklemektedir. Yardım beklemektedir. Onun için 100 gram, 200 gram, 300 gram, 500 gram altın ne kadar olursa. Mesela bir kimse 60 yaşında vefat etti. Tamam mı? 30 senede bir sene ilave edilir. Niye? Kameri takvime göre hesap edilir. Evet. 62 yaşında kabul edilir. Bu erkekse 12 senesi çıkartılır. 50 senesinin iskatı yapılır. 50 senelik namaz iskatı. 50 senelik oruç iskatı. O 12 sene niye çıktı? Buluğ çağı diye kabul ediliyor. 50 senelik sadaka-i fıtır, zekat, kul ve hayvan hakları iskatı yapılır. 100 gram altınla da olur, 500 gram altınla da olur. Altın ne kadar çoksa devir miktarı azalır. Evet. İşte Saadet-i Ebediye'de buyuruyor ki, bu yapıldıktan sonra mesela 20 kilo, 30 kilo altın çıkıyor karşına. Bunu sana senin benim vereceğim mümkün değil. Onun için devirle halledilir bu buyuruyor. Oraya oturan fakirlerin gönlünü almak için, o zaten Allah razı olsun oturdu da. Efendim benim durumum müsait. Kaç kişiyle yapayım? 5 kişiyle yapayım. 1000'er lira versin, 5000 lira vereyim. Olur. 2'şer 1000 lira vereyim, 10.000 lira. Olur. Veya efendim durumu müsait değil. 150 lira vereyim. Ha 150 lira vereyim, 500 lira. Veya da aynı şekilde 50'şer lira vereyim. O da olur. Evet. Bunun pazarlığı olmaz. Herkes kendi gücüne göre. Herkes kendi gücüne göre. Peki efendim böylece onun bütün borçları biter, silinir mi? Çok kimsenin hatırına geliyor. Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Sen her gün 5 vakit namaz kılıyorsun, kabul olduğundan garantin var mı? Evet. Tuttuğun oruçların kabul olduğundan garantin var mı? Yok. Ama şartlarına uyarak namaz kılıyoruz. Şartlarına uyarak oruç tutuyoruz. Şartlarına uyarak zekat veriyoruz. Ve kitaplarda buyuruyor ki şartlarına uyarak yapılan ibadetlerin kabul ihtimali yüksek. Bir, ölen kimse imanlı ise, şartlarına uyarak da iskat yapıldıysa, mesela melekler der ki ya Rabbi bu kulun günahı çok. Başka bir şey yok mu? İşte evlatları veyahut da kardeşi, yakınları iskatını yapmışlar. Şartlarına uygunsa Cenab-ı Hak o yapılan iskatı kabul eder. O iskatın hatırını onları sildim deyiverir. Evet. Mülkün sahibi o. Yani o şey, saadete ebedinde okunsun meyit için iskat bahsi. Efendim son dinleyicimiz, efendim gelinlik nasıl olmalı? Efendim başı, kolları, ayakları örtülü olmalı ve dışarıda erkeklerin içerisine paldır küldür çıkmamalı. Öyle erkeklerle merkeklerle de şakılık şukuluk da oynamamalı. Evet. Haram işlememeli yani. Evet. Haram işlememeli yani. Ölçü
Yoksa efendim beyaz mı olsun, siyah mı olsun, yeşil mi olsun? Ne yaparsan yap. Ama dikkat çekecek herkese aynı şekilde. Aa falan filan dedirtecek şekilde değil. Efendim arabayla gider. Yani, taksinin içinde de aynı şekilde öyle. Fısk meclisine çevirmemeli. Efendim dinleyicimiz bir de dedi ki, bazı insanlardan benim dedi ruhum sıkılıyor. Namazını kılıyor, şey yapıyor falan. Namazını kılıyordur da ahlakını düzeltmemiştir. Yani orada bir egoistlik vardır, benlik vardır, kibir vardır, riya vardır, ucub vardır. Bunlar insanı sıkar. Evet. Temiz ruhlar bunlar sıkar. Ama fasıktır adam. Kibirli değildir. Ucub sahibi değildir. Boynu büküktür. O sıkmaz. Evet. Ha, günah sebebiyle tamam o zulmet vardır da ama öbürsünün sıkmasının sebebi veyahut da içinden aynı şekilde pazarlıklıdır, hinlidir. Münafıktır ama Müslüman görünüyordur. Allah Teala hep bizi öyle olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Öyle olanlara da hidayet nasip etsin, tövbe nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.